Kum TV yayında Faruk Aslan bugün 11 Aralık 2020'de Süfyan Erdoğan'ın yapmış olduğu bir hatayı, birden çok hatayı yine düzeltmek zorunda. Aras şiir okuyor. Neresini düzelteyim bilemedim. Okuduğu şiir Bahtiyar Vabzade'ye ait değil. Bir bayat. Güney Azerbaycan bayatı. Yani e, şairi farklı, konu farklı, şiirin söyleme sebebi farklı. Erdoğan'ın söylediği yer o şiire uygun bir yer değil. Süfyan Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Dün akşam benim Azire Hanım dedi ki Erdoğan yine kan çıkaracak. Bu projesi çerçevesinde İran'ı dağıtmak için Erdoğan'a görev verilmiş herhalde. Karabağ üzerinden bir sorun çıkartmaya çalışıyor. Ve NATO üstleri Azerbaycan'ın Karabağ dışında kalan Adam ve Beyregan, Celilabat bölgesinde iki tane askeri üs kuruyor. İran sınırında. Bunun ön anlaşmasını Hulusi Akar ve Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu bir ay önce yapmıştı Bakü'de. Şimdi Erdoğan neden Aras okudu diye insanlar soru soruyor. Ve bu konunun uzmanı olarak yine düzeltme yapmak, gerçek niyetinin ne olduğunu dile getirmek bana düşüyor. Erdoğan bir harici, bir karmati, bir fatimi, vehabi, işit, ernusa, el, el şabab çizgisinde olan bir serseri mayın. Mayın eşekleri var. Bir yere çarpıp patlamak istiyor galiba. 1639 yılından beri Türkiye ile İran arasındaki sınır değişmedi. Dünya tarihinde en uzun sürede değişmeden kalan tek sınır. Dördüncü Murat zamanında yapılmış bir şirin anlaşması var. Aras şiirine geleceğim şimdi. Bir edebiyat analizi yapayım bu arada. Konuyu tabii Türk toplumu bilmediği için Erzurum'dan doğan ve Ermenistan, Gürdistan ve Azerbaycan'da çok popüler olan Aras-Kür buluşması tarihi bir kökeni var Aras Nehri'nin. Onun hakkında yazılmış pek çok şiir var. Bir ayrılık şiiri aras birleştiren mi yoksa ayıran bir nehir mi? Neden hep sorun olmuş? Bu işte terapi videosu. Tarihi bir terapi videosu yapacağım size. İyi yaşamak en iyi intikamdır demiş George, George Orwell. Hayvanlar çiftliğinden. Kimden neden alacağınızı bilmediğiniz intikam yerine erdemli gazetecilik yapalım ve sadece gerçekleri ortaya çıkartalım başkasını yaşatma ideali olan hizmet erenlerinin yapması gereken başkasını yaşatarak Allah'ın rızasını kazanmaktır. İsa duygusu yani başkası için yaşamak, kardeşini kendisine tercih etme duygusu iman varsa eğer sizde tam imana ermenin tek yoludur. Bu yerleşmeden zaten siz tam iman etmiş olmazsınız. İntikam için yaşamak başkasının hayatını yaşamaktır. İntikam için yaşayanlar iki tane mezar katsınlar. Bir kendisine bir de rakibine. Bazı gazeteci ve akademisyenler Erdoğan ve 15 Temmuzcu MIT vatan hainlerinin meydana getirdiği enkaz kazane gelmiş Türkiye'nin rezil durumdan memnunlar ve zevk alarak anlatıyorlar. Ben adı çekerek anlatıyorum. Gözyaşlarımı içime akıtarak anlatıyorum. Dua edip İçim kan ağlayarak anlatmak zorundayım. Gözyaşları cehennemi dahi söndüren bir nurdur. Samimi olursa eğer, sil baştan başlamak, dolu dolu yaşamak lazım hayatı, yeniden sevmek gerek hayatı. Aşk böyle doğar. Aşk nefrete karşı hep kazanır. Erdoğan nefreti temsil ediyor MIT rejimi, 15 Temmuz rejimi. Hizmet ise aşkı temsil ediyor. Biz Aşkı ettiğiniz için evrensel olarak nefrete karşı kin, düşmanlık, haset gibi şeytanın kullandığı araçlara karşı bir mücadele yürütüyoruz onurlu şerefli evrensel bir mücadele ana konsept olarak bunu anlamamız gerekiyor hanımın söylediği olay doğru Erdoğan'a verilen görev nefret kan şiddet ve çaptırma hedef saftırma ve yalan söyleme. Bir şiiri okurken bile yalan söyleyen bir adam sizi aldatır. Bire bir aldatır. Erdoğan gibi kitap okumayan fakat çevresinde çok okumuş insan bulunduran diktatörler bilerek hata yaparlar. Bilerek aldatırlar. Yoksa okuduğu şiirin, Bakü'de okuduğu şiirin yazarının, müellifinin Bahtiyar Vapsade olmadığını Erdoğan biliyor. Ben Bahtiyar Vabzade'nin manevi oğluyum. Vabzade hizmet insanlarını kardeşi kabul etti. Ve destek verdi ölene kadar, son nefesine kadar. Siyasi İslamcıları hiç sevmez. Ergonokoncuları hiç sevmez. Ateist, dinsiz, periçekçileri hiç sevmez. Fethullah Güler'e operasyon yapan 1999'daki şerefsizleri hiç sevmez. Çünkü onlar şeytana çalışır. Erdoğan ile Ergonokul şeytana çalışan bir cehennem köpeğidir. Vahapzade yaşasaydı Erdoğan yüzüne tükürürdü. Bunu bu şekilde koyduktan sonra bakalım Erdoğan ne yapmak, yapmaya çalışıyor. Biz asla intikam almayız. Hayatı ve aşkı sıfırlarız, unuturuz. Sil baştan başlarız. Zalimler Süpürüldükleri çöplükte ebediyen kalacaklar ve idrak edemeyecekler. Nereden tokat yiyorlar? Ve kimse tekrar intikam heveslisi olmayacak bir süreçteyiz. Her şeyi sil baştan sıfırlamak gerek bazen. Hayatı yeniden başlatmak gerek. Günümüzün geçerli en eski sınır anlaşması 1639 Kastışçı'nın anlaşmasıdır. Erdoğan'ın çıkartmaya çalıştığı İran sorunu Türkiye'de köşeye sıkıştığı için hedef saptırma dışında bir altyapısı var. 560 kilometre uzunluğundaki bu sınır en uzun ikinci sınırımız Suriye'den sonra. Ve bu anlaşma imzalanırken çok büyük fedakarlıklarda bulundu 4. Murat ülkemizin kara sınırı Nahçıvan sınırının kesiştiği dilucu sığır Kapısı kapısıyla başlar. Irak-Türkiye sınırının kesişme noktasına kadar devam eder. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif bir tweet attı. Tercümesi şöyle, İngilizcesini vermeyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de okuduğu şiirle Aras'ın kuzeyindeki toprakların İran'dan zorla koparılmasına da koparılmasına değindiğini bilmiyordu. Erdoğan'ı cahil, nadir olmakla suçluyor. Çünkü e, Aras'ın yer aldığı, Azerbaycan'da Kür, Kür ve Aras nehirleri vardır. Hazara dökülürler. Türkiye'de doğan ve Hazara dökülen nehirlerdir. Ve kesiştikleri nokta vardır Azerbaycan'da. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin, Şirvan'da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğini zedelediğinin farkında değil mi? Diyor ki İran Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğini zedeliyorsun. Yani ikinci salaklığı yapıyorsun. Üçüncü salaklık şu. Bizim Azerbaycan yani İran sınırları içinde yer alan Güney Azerbaycan hakkında kimse konuşamaz. Çünkü bizim topraklarımız. Biz gelsek Türkiye'de sizin topraklarınız hakkında konuşsak olur mu? Diyor. Üç tane eşeklik yapmış er Erdoğan bu üç tane eşekli Erdoğan'ın yüzüne çarpan İran Dışişleri Bakanı var. Bir tweette olayı özetlemiş. Günümüzde geçerli olan bu anlaşma 17 Mayıs 1639'da imzalandı. Safavileri 4. Murat mağlup etmişti. Ve Bağdat'ı geri almıştı. Bağdat Seferi var meşhur. Ve anlaşma gereği Serdar Ekrem, Vezir Azam, Kemal Keş, Kara Mustafa Paşa'ya ve emir verdi. Safavilerden de Sarıhan bir heyet halinde dört maddelik bir anlaşma imzaladı. Hala geçerli bir maddeler. Bir, Bağdat, Basra, Kerkük ve Doğu Anadolu Osmanlı Devleti'nde kalacaktı. İki, Revan yani Erivan şu anda Erivan olarak bildiğiniz Azerbaycan Türklerinin yaşadığı o zamanlar Ermeni yoktu fazla. Tamamen Türk nüfusu yaşıyordu. Safavi Devleti'nin olacaktı. Yani Türk nüfusunun yaşadığı bölgeyi 4. Murat Safavilere bırakmıştı. Çünkü kültürel doku olarak bu bölge İran'da yaşayan Türkler daha birleşikti. Kendi toprakları içine alabilirdi, almadı 4. Murat. 3. Kotor, Mokur ve Kars taraflarındaki kareler yani sınırda bulunan kareler iki taraf tarafından yıkıldı. Yani birbirlerini düşman olarak görünecekti Safaviler ve Osmanlılar. Bu anlaşma tarihi bir anlaşmadır. İran Turan'dır. Türk devletidir zaten. Savaşmaya gerek yok. Müslüman kardeş kanı dökmeye gerek yok demiş ecdadımız. Erdoğan kan dökmeye çalışıyor. Bob başkanı, eş başkanı ne yapıyor? NATO üssü kuruyor. Kimin emriyle? Belli. Yani ecdadımızın yaptığının tam tersini yapıyor. Dördüncü madde. Safaviler İran'da asab ı kirama, İslam alimlerine ve eserlerine sövmeyecekler. Yasak. Osmanlı'nın en büyük başarısı İran'da asab ı kirama, Hazreti Ömer'e, Hazreti Ayşe'ye, İslam alimlerine, sünni İslam alemlerine ve eserlerine küfretmek yasaklanmıştır. Bu yasak 1925'te Nadir Şah, İngilizler tarafından devrilene kadar devam etmiştir. Pehlevi ailesi getirilene kadar İran'da ashab-ı kirama sövdürmemiştir ecdadımız. Büyük bir başarı. Kastırışın anlaşmasına aynen uymuşlardır sınır ihlali yapmamışlardır. Osmanlı bu süreçte Kerkük, Basra, Bağdat ve Ravan dışında pek çok barışçıl dostça ilişkiler kurdu. Hediyeler verildi. Sonuçta ne var? Şu bugün Basra, Bağdat, Kerkük ve Ravan artık Türkiye'ye ait değil. Ve bunun sorumlusu İran değil. Suçlusu İran değil. Bunu bu şekilde koyduktan sonra geçelim edebi yönüne. Ben Bahtiyar Vabzade'nin çok iyi tanıdığım biri. Evinden çıkmazdım Bakü'deyken. Haftanın iki günü evindeydim. Onların manevi çocuğuydum. Onunla beraber piyes yazmışız. Geceleri uyumazdı, şiir yazardı. İlk bana okurdu Sabahleyin. Yeni, yeni yazdığı şiirleri. Bütün kitaplarını okumuşum. Vabzade hizmeti severdi, cemaati. Fethullah Gülen'i. Fethullah Gülen'in gönderdiği bütün isim e, isimlere insanlara evine bağrını açmış ya yardım etmiş biriydi hizmete. Son nefesine kadar. Babasının vasiyetidir bu. Şeki müftüsüydü babası. Ölmeden önce 1926 yılında oğluna vasiyet etti. Türkiye'den gelip okul açacaklar. Onlara yardım et diye vasiyet etmişti. Hizmeti Fethullah Gülen'i işte babasının vasitindeki insanlar, kurtarıcılar olarak gördü. Ve son nefesine kadar da yardım etti. Şimdi Erdoğan ne yapıyor? Fethullah Gülen'i şeytanlaştırıp hizmet hareketini hapse tıktı. Açılan okulları kapattırdı. Bir Moğol haramisi gibi yok ediyor. Karşımızda bir şeytan var. Her şeyi tersinden gösteren Erdoğan ve haramileri yaptıkları soygun, hırsızlık, terörizm, İslam'ın adını kirletmek, Türkiye'nin adını kirletmek, bir fitne fucur çıkartmış, zengin, global olarak bunu yapıyor. Sadece lokal değil, global bir sorun var. Tarihi tarif ediyor. Şiiri tarif ediyor. Ya Elçi Bey'le ölmeden önce son yıl röportajı ben yaptım. Ankara'da öldü. Gata'da öldü. Benim ya, ya yaptığım röportaj Zaman Gazetesi'nde tam sayfa yayınlandı. Başlığı şuydu. Elçi Bey'in hayali Güney Azerbaycan'la Kuzey Azerbaycan'ı birleştirmekti. Türkiye ile birleşmek, bir federasyon kurmaktı. Hayali buydu. Ve Zaman Gazetesi bunu manşete çıkardı. Açın okuyun diyeceğim, Arşivleri sildiler. Google'da söz yapıyorum röportaj çıkıyor fakat isim ben değilim fotoğraftaki adam ben değilim bana benziyor arkadan çekilmiş bir elçi bey fotoğrafı var bir tane adamı koymuşlar ben diye röportajın üstündeki isim ben değilim röportajı yapan benim zaman gazetesinde yayınlanmış adamlar benim yaptığım mülakatı çalmış yani Erdoğan'ın çalma kapasitesi bu kadar yüksek. Düşünebiliyor musunuz? Tarihi bir röportaj yapmışım. Ki benim kitabımda var bu reportaj. Yani gazeteyi kapattılar ama arşivini sildiler. Var. Fotoğraflarda var. Ercibe'yle fotoğraflarım. Adamlar beni bile değiştirmiş orada. Arkadan bir Faruk Aslan'a benzeyen bir adam koymuşlar. Bu kadar çarpıtma. Adam Sahtekarlık bastırı. Bu kadar yani. Erdoğan'ın yaptığı yine var, yine sömürü, yine aldatmak. Vapsader'in topraktan pay olmaz şiiri var fakat Erdoğan'ın okuduğu bir mısra yok. Olmayan bir şey okuyor. Başkasına ait anonim bir bayat bu. Yani buna mani derler müellifi belli olmayan şiir. Tamamen muallakta. Arası ayırdılar. Kum ile doldurdular. Ben senden ayrılmazdım. Zor ile ayırdılar. Ay ile çin, can ile Men sene kurban ile çin. Şiiri Vafzader'in değil. Buna mani türü denir. Ama bu tarz Güney Azerbaycan'da Türkler arasında bayat tarzında bayatı tarzında bir nazım nazım türüdür. Bayatı 7 heceli 4 mısradan meydana gelen en küçük Türk halk edebiyatı türüdür, çeşittir. Vapsade hak şiiri tarzında stilinde yazmıştır. Bayatı tarzında yazmamıştır. Bir de adam Vapsade'nin hiçbir şiir kitabını okumamış belli ki. Ezberden konuşuyor. Türkiye eee Türkiye de tabii Vapsa'da biliniyor. Kuzey ve Güney Azerbaycan'da biliniyor. Ve birbirinden ayrılan Aras Nehri ile ilgili anonim, melefi belli olmayan bir hak sözünü Vapsa diye yamadı. Güney Azerbaycan'da bu şiir şöyle okunuyor. Arası ayırdılar, gumunan doyurdular, doyurdular. Men senden ayrılmazdım, zulmeyen ayırdılar. Yani oradaki lehçe farklıdır. Oradaki Türkler farklı okur. Kuzey Azerbaycan'da bu şiir şöyle okunur. Arazı ayırdılar. Bu bile ayırdılar. Men senden ayrılmazdım. Zul bile ayırdılar. Yani dehşet farkı da vardır. Söz farkı da vardır. Erdoğan bunu da bilmiyor. Şair Civanşir Gurev'e ait... Arası Ayırdılar şiiri var. Türkçe'yi böyle tercüme etmişler. Ama şiirin gerçek şekli Azerbaycan'da Gadan Alım. Alım'ı nasıl Türkçe'ye çevireceklerini bilemedikleri için Arası Ayırdılar diye tercüme etmişler. Gadan Alım ne demek? Biliyor musunuz siz? Benim kayınvalide çok kullanır "kadın Alım. <laughs> Bir daha mı söyleyeyim? Aras, ahır, gıykacı, aygız, aygız, aygız amandır. Budur gelir cütbacı, kadanalım. Yani kabağında ölüm derler, azeriler. Yani önünde ölüyüm. Yani hayış etmek, rica etmek, yalvarmak manasında kadın alım kullanılır. Bir kibirsizlik halidir, bir sevgi, muhabbet halidir, aşk halidir. Kadın alım derler uşaklara, bebelere, ne olur böyle olsun yalvarır. Erdoğan bunu bilmiyor tabii. Ay kız, ay kız, ay kız amandır. Biri onun dılmacı kadın adım. Arazı ayırdılar. Ay kız, ay kız, ay kız amandır. Su ile doyurdular kadın adım. Ben senden ayrılmazdım. Ay kız, ay kız, ay kız amandır. Zulümle ayırdılar kadın adım. Diye şiir devam ediyor. Şiirin aslı bu. Aras üste, buz üstte, Aygız, aygız, aygız. Amandır. Kebap yener, köz üstte, Kadın adım. Oyun meni öldürsünler. Aygız, aygız, aygız. Amandır. Bir aşk şiiridir bu. Bir ala, göz kız üste. Kadın alım. Bir kadına, bir sevgiliye. Aras bir sevgili gibi görülmüştür. Ee, sevgili Aras'a yazılmıştır. Nehire yazılmıştır yani. Bir e, sevgili, bir kadın gibi gösterilmiştir. Civan Şirik Gurev yazmış. Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirin yol açtığı diplomatik kriz şu. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Öz İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, nota verildi. Bu şiirden rahatsız oldular. Çünkü Erdoğan ne yaptığını bilmeyen bir serseri. Nereye çarpacağını bilmeyen serseri bir mayın. Savaş çıkarmak için kaşıyacağı yer arıyor. Bahtiyar Vapsade ise torp torpahtan pay olmaz şiiri vardır. Vapsade'nin sitesi şöyledir. Biz yakın oluşuk kadimden yakın. O kadar yakın ki bizim dağların kölkesi düşüktü sizin dağlara. Men efsuz demirem öten cağlara, çağlara çağlara bakşıkın kamanı biz ağladık. Cabbarın şehşehi size ağladık. Babam Baban ile dost olup ancak dostluktan bir, bir kelime danışmazlığı var. Biri birbirine diş gıcırdadarak dostluktan değilik o ki var. Dişlerini gıcırdatıyorsun Erdoğan sonra dostluktan bahsediyorsun. Erdoğan'ın nefret saçtığı, zaten Türkiye'de hizmet hareketine HDP'ye yaptıklarından belli. Adamın gayesi şeytanlık. Nedir bu eyhamlar, bu atmacalar? Yine şeytan girip araya belki. Değirem kenardan parmak basan var. Kör tutan o köhne yaraya belki. Yani eski yaralara parmak bas, e, basıp kan çıkartmaya çalışıp kaşıyan e, parmakçı Erdoğan var. Parmakla kaşıyor. Şeytanlar almış diyor. İçine şeytan girmiş belki. Toprak istersen sen indin menden. Bu nece kardeşlik, yollaşlık oldu. <laughs> Azerbaycan'a gelmiş, toprak istiyor Azerbaycan. Karabağ'ı kurtardık ama Ruslar yönetiyor. 15 tane, 16 tane askeri yüz kurmuş. Şimdi Azerbaycan e, içinde toprak istiyor. NATO için. İran sınırında. Karabağ yine Rusya'nın kontrolünde. Orada Rusya Türk askerini sokmuyor. İlham Aliyev'den toprak istiyor İran sınırında. Sorun çıkaracak. Kendi teröristlerini oraya gönderecek. Celilabat, Beylagan İran sınırında ve Adam'da kurtarılmış iki tane Adam kurtarıldı. Beylagan zaten Azerbaycan'a aitti. Yani bir sorun yoktu orada. Orada sorun çıkartmaya çalışıyor ve o toprağı istiyor. İran sınırındaki yerde NATO üssü yapıyor. Adam zaten sıfır kilometre. Toprak istiyor Erdoğan. Senin nece defa gözün oyuldu? Sene ders olmadı yine de bunlar. Yoksa tökülmeli artık kanın var. Mene özevari kardeş değilsen ancak alttan alttan iğneleyirsen. Yani iğneyi alttan alttan sokuyorsun. bana kardeş diyorsun. Fakat sen aldatıyorsun diyor Erdoğan'a. Bahtiyar Rapsade. Şiirin tamamını okuyorum. Eyyam, eyyamcı derler Erdoğan tipleri. Eyyam, yani popü, popüler davranır. eyyam çıkartır, haykır çıkartır. Eyyamı kadimden sadedilen men baş aşağı bilmi, bilmedim hilelerinden, hile hurdalarından anlayabilmedim, başa düşebilmedim diyor. <laughs> Şiir tam oturmuş aslında. Eğer düşmen sense hileden el çek. Hile yapma. Vafsadenin çok sağlam bir mantığı vardı. Hile hurdayla hizmete yaklaşma. Terbiyesiz, ahlaksız. Haramiler. Azerbaycan'a hile hurdayla yaklaşma. El çek. Açıkça davalık meramına olsun. Derdini, meramını direkt söyle, net söyle. Menimle minildir kas kestiğin çörek. Aldığın kirvalık haramın olsun. Sana, senle beraber çek, yediğimiz yemekler diyor. Bir de kirvelik yaptığımız o kadar yakındı biliyorsunuz hizmet. Haram olsun. Hardan senin oldu bizim karabağ? <laughs> Adı sahibini demir mi? Aşkar. Hoşlukla vermezler torpağı anca. Anla mühürleyip zorla alar, alarlar. Hele göz dikmişen da Erdoğan Naçvan'a da gözüktü. Tebriz'de Sarap'ta belki selenmiş. Erdoğan'ın Tebriz'de gözü var. Türklerin yaşadığı İran topraklarında gözü var. Psikopatlarına oraya gönderecek. Kan çıkaracak. Vartazar yaşayan bütün ülkeler yani bütün dünya öz vetenilmiş. Günahın nedir ki? Kangal kimi sen? bütün yeryüzünü sefilenmişsen arkını gel Selim'e men eleme. Bu kan davasıdır. Bu kan davası. Sen milletin manla mülküne çökmüşsün Türkiye'de. 560 milyar dolar çalmışsın. Kan davası çıkartmışsın. Ve vermek istemiyorsun. Çanak bir soru soruyor orada biri. Hizmetin çalınan mallarını geri iade edileceği konuşuluyor. Ne diyorsunuz? Diyor 15 Temmuz'da onlar darbe yapmıştı öldürmüştü. E sen 15 Temmuz'dan önce Zaman Gazetesi'ne Akın İpey'in mallarına el koydun. Yani 15 Temmuz olmadan önce sen masum insanları hapse tıktın. Manla mülküne çöktün. Daha 15 Temmuz yoktu ortada. Öyle değil mi? Yalan söylüyor. Aldatıyor. 15 Temmuz'u bahane edip arkasına saklanıyor. Ve 15 Temmuz'u kendisi yaptı. Daha fazla hırsızlık yapabilmek için daha fazla zulmedip masum insanların malına mülküne çökmek için hırsız, katil, terörist, namussuz, şerefsiz olan Erdoğan kullanıyor. Bir de buna çanak tutanlar var. MHP'si, CHP'si, bilmem nesi. Bahtiyar sormuş. Bu kan davasıdır. Bu kan davası. Haberimiz yoktu yamakmış deme. Sarşa yuvasına kartal yuvası sen serçe yuvası hizmet kartal yuvası yatır bu torpakta acımadım benim acıkmadım ben şerefim şöhretim öz adım benim ceddimin yattığı ulu torpağı sinesi servetle torpağı toprak onlar toprak demez tor torpak der azizler Men sana pay vereyim. Sana toprağım böyle bereş vereyim. Men gül sen arsan. Sen beni bu kadar ahmak bilirsen. Sen beni bu kadar ahmak kiri salak yerine koyuyorsun. Erdoğan öyle yapıyor. Salak aptal yerine koyuyor. İsa bulağının cümcümesini, Cabbar'ın seydin hanın sesini, dalgalı karabaş kestesini, Badek türbesini nece pay verin. sen ne istiyorsun şerefsiz? Erdoğan'ı kovması gerekiyor İlham Aliyev'in. Oğuz neslin Aroğlu ar oğlu aram ar değil er pardon. Er, bu e ters okunuyor. Hazreti Türkçesinde. Er oğlu erem er oğlu erem Özge bahçesinden bir gül dermerem. Sana kendi bahçemden bir gül bile vermem. Doğuma torpağımdan çörek vermem. Kendi doğduğum toprakta benim ekmeğimi elinden almaya gelmişsin. Eğer darda, derdasansa sana hay vereyim. Eğer dara düştüysen Sayın Erdoğan sana bir hay vereyim. Merhaba. Dıgalar. Yine de yoğun azmış. Dıga bebek çocuk demek. Erdoğan'ın çocuk yerine koymuş. Vapsade şiirini daha ölmeden önce yazmış yani. Dıga dıga derler bebeğe, çocuğa. Çocuk gibi davranıyor çünkü Erdoğan. Yolunu azmış. Yolunu kaybetmiş. Menden yukarıya şikayet yazmış. Neçe yol vermiş hem görünür azmış. İsteyiz men ona yere pay veriyor. Yönüp dolaşıp çarpıyor, hırsızlık yapıyor terbiyesiz, utanmaz, ağlanmaz bir adam. Anladınız mı? Bahtiyar Vabzade nasıl şiir yazar? İsterseniz bir de Şehriyar'dan okuyayım Haydar Baba'yı. <laughs> Azerbaycan, e, Güney Azerbaycan, İran Türklerinin şiir tarzı farklıdır. Kuzey Azerbaycan şiir tarzı farklıdır. İsterseniz bir de Samet Vurgun'dan okuyayım. Samet Vurgun nasıl vurmuş dizi? Ahmet Cevat'ı bilmez. Ahmet Cevat'tan bahsediyor. Şerefsiz. Meskür dizeler Erdoğan okudu. Bu da da Ceyran Ceyran Gezer adlı Azerbaycan yine Tebriz bölgesinden İran'da Mehmet Özbek'in 1980'de derlediği kaynağı Kazım Eşkriz ait türkü sözleridir. Orada geçer. Şarkılar da vardır. Bu dağda ceyran gezer. Tellerin darar gezer. Men yara neylemişem? Yar menden kenar gezer. Türklerde var bu. Ceyranım, teylanım, dilberim demek. Teylanım. Harda kaldın, gelmedin. Kaş aldı, gelmedin. Arası ayırdılar. Kumunan doyurdular. Men senden ayrılmazdım zulmünen ayırdılar. Kendi sevgilisinden ayrılmışlar yani. Bir tane sevgili kızdan ayrılmışlar. Şiir yazmış. Türkü, türkü olmuş. Ceyranım, yani Dilberim, Terlanım, Harda kaldın, gelmedin. Terlan kızın adı. Terlan. Kızıl yüzük rahladı. Verdim adamı. sahladı. Anama kurban olun. Beni geç adahladı. Annem beni geç anladı diyor. Bir yüzük verdim ki bu kızı alalım. Yani dilberim, tarlarım. Harda kaldın, gelmedin. Kaşkar aldı, gelmedin. E, nişanlanmışlar, sözlenmişler. Anasına da haber uçurmuş. Ondan sonra yüzük de vermiş. Fakat gelmemiş. Kaşkar aldı, gelmedin. Bağ yirmirem sensiz, gülü dermirem sensiz. Bağda kuzu, menese kuzu var menese bil ki on menem sensiz. Ceylanım terlanım hada kaldın gelmedin. Karşı kanaldı gelmedin. Türk'ü bu. Evet e, gelelim gündeme. Bu kadar ezmek yeter yani. Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Derin Devlet isimli bir film çekiyor. Dire, pardon, Direniş Devlet. Diren! <laughs> Fahrettin aldı, diren! 10 Aralık 2020 ile 31 Ocak 2021 arasında 40 günde çekimler yapılacakmış İstanbul'da. Bütün belediyelere haber göndermişler ki yardımcı olun. Direniş Devlet. Erdoğan hırsız, direniyor. Paraları geri vermiyor. Çaldı hırsız masum insanlara zulmetti. 560 milyar dolarımızı çarptı. Ülkemizi çaldı. Vatanımızı çaldı. insanımızı esir etti. Geri vermek istemiyor. Herleniyor. Azeri tabiriyle. Orada burada delleniyor. Erdoğan Nali 230 kiloya çıkmış Usama Bin Laden'in sağ koluna benziyor. Anlatıyorum hikaye. Adel Abdel Bari fazla kilosu olduğu için 230 kiloya çıkmış hapishanede. Koronavirüs tehdidi var. Ee, Londra'da serbest bırakıldı. UK'de 1 milyon sterlinlik dairesine dönmüş. Bu adam kim biliyor musunuz? Bu adam Usama Bin Laden'in sağ kolu kendi oğlu İngiltere'de rap söylüyor. Rockstar. Ve oğulları altı çocuk babası işit üyesi. İngiltere'de de çalışıyor. Eşi Raga, e, Raga, Londra'da yaşıyor ve bir milyon sterlinli böyle lüks bir villada yaşıyor. Çocukları e, çocuğu Rockstar onun çocuğu torunları da işit üyesi. 1997'de sığınmak kalmıştı. Amerika'ya iade edilmeden önce. Amerika'da yargılandı. Amerika'ya 2012'de Amerika'ya iade edildi. Amerika bu adamı serbest bırakınca Londra'ya döndü. 1998'de Kenya ve Tanzanya'da Amerika Büyükelçilerine El-Kaide saldırı düzenlemişti. 224 kişi ölmüştü. 1999'da İngiltere'de tutuklanmıştı. Yani böyle tehlikeli bir terörist serbest kaldı şu anda. Niye? 230 kiloya çıkmış hapishanede. Çok yemiş. Serbest bırakmışlar. Allah Allah hacim. 224 kişinin ölümden sorumlu. 11 Eylül 2001 saldırılarında rolü var. El Kaide'de önemli bir yeri var. El Kaide'yi serbest bırakıyorlar. Ürdün'de El kaideci bir tane adam kalmadı hapishanede. Irak'ta öyle. Hepsi çıkartıldı. Mossad ve CIA tarafından Erdoğan'ın emrine verildi. İşit ve en görev verildi. Son 10 yıldır olan hadise bu. Evet, yanlış duymadınız. 2015'te Ebu Katede Kutatlı, Mustafa Bin Laden'in diğer sağ kolu, doktoralı bir profesör aynı zamanda, Erdoğan'ın Hakan Fidan'ın emrine verildi. Ne için? Erlusoy Kuruması için. Ve Erlusoy'un ana yöneticisi Ürdün'de, Amman'da yaşıyor. Bir tanesi İbrahim Duru, Katar'da yaşıyor. Irak'lı Nakşibendi tarikatının lideri. Genel. Diğeri Tarık Haşimi İstanbul'da Boğaz'da yaşıyor. Erdoğan'ın ve bütün evrinde bütün teröristleri dünyadan toplayan Hepsi Erdoğan'ı reis olarak görüyor. Sümeyye Erdoğan'ı kutsal bacı olarak görüyor. Erdoğan ailesi El-Kaide denen bu terör örgütünün CIA tarafından Afganistan'a kurulmuş bir örgütün Erdoğan'a teslim edilmesi söz konusu. Son o yılda bunun tiyatrosunu izliyorsunuz. CIA Obama zamanında 2 Mayıs 2011'de Güya Ladin'i saklandığı Pakistan'da ele geçirdi. Sonra Umman denizinde helikopterden aşağı attık dediler. Usama bin Nadine. Güya. Pak Amerikan hastanesinde tedavi görüyordu. 11 Eylül olduğunda. Dubai'deydi. Oradan 11 Eylül, olmadan 4-5 gün önce Pakistan'a böbrekli yarız makinesine bağlıydı. Oraya taşınmışlardı. Oradan da Amerikalıların koruduğu güvenli bir bölgede Usama Bin Laden'i kullanmak için Amerika istihbaratı CIA yıllardır tiyatro oynuyor. Ben bunu Matrix'in 11 Eylül kuruluşu kitabında 2004 senesinde belgeleriyle yayınladım. 2004 senesinde. Femikor'u da filmi çekilmesi gereken kitap diye küşe yazdı. 11 Eylül saldırıları kim yapmış? Kim yapmış? Araştırın. Evangelist, Siyonist Trump'ı iktidara getiren adamları göreceksiniz. Pakistan istihbaratıyla Suudi istihbaratı, Türkiye Faysal'da Muhammed Atta'yı göreceksiniz. Bu şerefsizi göreceksiniz. Uslama Bin Ladin'in sağ kolunu göreceksiniz. Yani Amerika 11 Eylül'ü yapmış, organize etmiş. CIA'nin kullandığı teröristi hapishaneden serbest bırakıp İngiltere'ye evine gönderiyor. Koronavirüs varmış. Bu nedir ya? Hayalde Biden gelince bu adamla anlaşma bitecek. Trump daha fazla koruyamayacak evangelist siyonistler. Pisliklerini ortaya çıkaracaklar. Adamı Amerika'dan daha güvenli gördükleri İngiltere'ye taşımışlar. Olay bu. Müfris ülke diye Mahmut dedim Hazar güzel bir yazı yazmış. Olay işte bu müflislik. CIA'daki kara şeytanlar, Erdoğan'a destek veren İslam düşmanları, İsrail yanlısı lobi artık patlama noktasına geldi. El-Kaide'ye siz destek verdiniz. İşi değer Nusra'ya. Erdoğan'a siz destek verdiniz maddi manevi ve Erdoğan'ı bu IŞİD Ernusta projesinin başına 2011'de İbrahim Kalın'la Hakan Fidan'la getirdiniz. George Friedman Strafor İsrail yanlısı örgütle Think Tank kurumuyla buna destek verdi düzenli toplantılar yaptınız. Saldıray Berk ve Ulusakar 15 Temmuz darbe iznini bu kurumdan aldı. Pentagon'dan almadı, NATO'dan almadı. Şimdi bu gerçekleri ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Her zaman olduğu gibi gerçeklerin peşindeyim. 15 Temmuz'un arkasında olan çete, global bir çete. Erdoğan da lideri, Türkiye'deki lideri. Hulusi Hakan Fidan, Saldırayberk, bütün isimleri biliyorum. Belgelerde var, İçeride tanıklar da var. Hukuk dönsün, döndüğü zaman mahkemede yüzleşeceğiniz insanlara ne diyeceksiniz bakalım? Benim her yerde içeride adamlarım vardır. Tanıklarım, şahitlerim, belgelerim de var bende. Öyle iş gelmeden falan konuşmuyorum. Kötü PD'ye bağlantısı diye Türk Sağlık Kuvvetleri'nde 20.610 personeli ihraç etmişsin kahraman ordumuz yok edilmiş ve terör örgütü ilan etmişsin. Koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Ondan sonra 800 tane göstermelik adamı köprüye çıkartıp darbe yaptılar diyorsun. Hem NATO'yu hem dünyayı aldatmaya çalışıyorsun. Hadi Türkiye'yi aldattın diyelim. Medyayı yere geçirdim. Dünyada kimse kalmadı. NATO aldanmadı. Pentagon biliyor. Biden gelecek şimdi bütün bu defterler açılacak. İnsanların mal mülküne kondun, canına, ırzına geçtin. Terbiyesiz Erdoğan ve haramilere bir de üste çıkmaya çalışıyorsun. Bir de utanmadan diyanetle hutbe göndermişsin. Yurt dışındaki diyanet casus imamlarına ki bu adamlar işit ve Nusra'ya terörist iş alıyor. Yıllardır, dokuz yıldır Terbiyesiz, hepsi suçlu. Düşman hukuku uyguluyorsun güya. Düşman sayıyorsun. Utanmıyorsun. Ve utanmadığın için de dilediğini yapıyorsun. Hutbede de gidiyorsun, cami cemaatini aldatmaya çalışıyorsun. Tam bir iflas halinde. Recim. Muhterem müminler iflasla ilgili hutbe göndermişler. Gerçek ifraz eden kimdir biliyor musun Erdoğan? Gerçek müftüs Sensin. Senin haramilerin, senin mit rejimin. Bu terbiyesizler, bu insanlıktan çıkmış, hayvan bile olamayan, namussuzlar, ırz, namus, şeref, haysiyet dinlemedi. Saygısız köpekler. Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getirmiyorlar. Bir tane ayeti bile takmıyorlar. Peygamberimize saygıları yok. Türk örf adetlerine saygıları yok ki. Türkler kadın ve bebekleri hapsetmezler. Bir de utanmadan hutbe okuyorlar. Çıkmışlar bunların imanları. Terbiyesiz terbiyesiz pütü, fütü 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 diyor. Kıybet diyor. isim takıyor. İnsanların malına mülküne çöküyor. işkence yapıyor. Öldürüyor. Pişliyor. iftira atıyor. Yalancı şahit tutuyor. Bir de falcılık, büyücülük gibi pisliklerle bulaşıyor. Bu kadar müflis bir adalet sistemi ben görmedim. Tecavüzcü. Erdoğan'ın hakim tipi de şu. Hakimin bir tanesi, <laughs> çok komik değil ama, kendi çocuğuna tecavüz etmiş. Kendi çocuğuna. Mahkeme kararıyla korumaya alınmış. Nerede olmuş bu hadise? Kahramanmaraş'ta. Erdoğan'ın haki, hakim, hakim tipi tayin ettiği Süfyan hakimleri. Defalarca 11 yaşındaki AK'ye tecavüz ediyor. Sonra anne tedbir kararı aldırıyor. Babasının tecavüzüne uğradığını. Yani hakim Erdoğan'ın hakimi bu. 11 yaşında. Babamı istemiyorum çığlıklar atıyor. Baba Ş.K. Adana'da hakim bugün anneye aleyhine Adana Aile Mahkemesi'nde çocuğa koruma kararı iletiliyor. Sonra Erdoğan hakimi bu Erdoğan'ın hakimi evet kendi çocuğuna tecavüz etmiş. Çocuğun doktor olan annesi Aynur Erzengin babasından hakim olan babasından çocuğu korumak için rapor alıyor. Altı farklı cinsel istismar raporu var altı farklı Doktor Erzengin bu AKP'nin Erdoğan'ın hakimi millete fötö fötö diye ceza kesen şerefsiz Adana'da iki yaşından beri istismar ediyormuş. İki yaşında başlamış. Cinsel istismara iki yaşında başlamış. Yedi yaşına kadar çocuk tabii farkında değil tecavüze cinsel taciz uğradığının. Ondan sonra olay tabi tabi annesi tarafından anlaşılmış e, psikiyatrist yardım almış e, Kahramanmaraş'ta çocuk izleme merkezi olmadığı için savcılar şikayette bulunmuş adli tıp raporu çıkartmış rapor üstüne rapor almış adam hala hakim Türkiye'de Adana'da altı tane raporu var ve doktor annesi doktor eğitimli Ve rapor aldığı için de 35 bin TL tazminat cezası verilmiş ona. Ve maaşından da kesiyorlarmış. Çocuğuna tecavüz eden babasını bu, bu şekilde afiş ettiği için tazminat cezasını babaya değil doktor olan anneye vermişler. Ben böyle bir rezalet görmedim. Duymadım. Bu kadar vakaya bakıyorum. Kanada'da o kadar ahmak vakalara bakmışım buna benzer. Çocuk istismarı, cinsel tacizle ilgili. Ben böyle bir rezalet görmedim. Bu kadar yavşak ve şerefsiz Erdoğan'ın hakimleri, savcıları, polisleri. Buyurun, müflis ifraz etmiş devlet budur. Çoktan bitmiş, yozlaşmış, Trump'ta Türkiye'ye yönelik yaptırımları imzalamış. Bir kazıkta Trump atmış. 12 maddeden 5 tanesi uygulanacak. Yani her taraftan köşeye sıkışmış, ifraz etmiş nuflis bir rejim var. 862 milyar lira kobiler borç almış bankalardan iflasın eşiğindeler. Batmış durumdalar. Yerin dibine batmış ülke. İflaslar yüzde 35 daha da artacak 2020 senesinde. Kobiler kurtarılamıyor. Orta ölçekli işletmeler. Pandemi sırasında son 11 ay içinde 400 bin esnaf keten kapatmış. Ekonomi çökmüş. Para yok kimsede. Erdoğan bütün paraları çalmış. Yurt dışına kaçırmış durumda bir kısmını. Geri almanız mümkün değil. Ve bunlar olurken Erdoğan Diyanete müflis hutbesi gönderiyor. Kendisi Azerbaycan'a gidiyor. Yalan yanlış bir şiir okuyor. Tahrik ediyor İran'ı. Oradan toprak istiyor. Biz Karabağ aldık, bize toprak verin diyor. Terbiyesiz. Adalet Bakanlığı, kendi Adalet Bakanlığı çalışanlarında ise ters kelepçeli gözaltı yapıyor. Ve FETÖ diyor bunlara. Hiçbir cemaatten değil. 10 ilde infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde çalışan 19 aktif, 14'ü ihraç edilmiş 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıyor. Dikkat çekmemek için de ihraç edilmiş hizmetle alakası olanları içine katıyor. Aslında susturmaya çalışıyor. Yani Erdoğan'ın yol açtığı yozlaşmadan, ahlaksızlıktan artık burası sıra kadar gelmiş ihbar eden, belgeleri paylaşan ve bu bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayan Adalet Bakanlığı içindeki insanları da bir mafya reisi olarak Erdoğan susturmak için operasyon yapıyor. FETÖ operasyonu diye göstermek için de daha önce ihraç edilmiş, mahkemeleri yapılmış, cezalarını çekmiş veya çekmekte olan insanların isimlerini karıştırıyor. Aldatmak için. Aslında bu 19 kişi Adalet Bakanlığı içinde Erdoğan'ın pisliklerini dışarı sızdıran, cemaatle alakası olmayan isimler. Kimisi Atatürkçü, kimisi eski MHP'li, çoktan MHP'yi, Bahçeliyi bırakmış, kimisi eski AKP'li, Erdoğan'ı çoktan bırakmış olan bu pisliklerin ortaya çıkmasını isteyen insanlar. Adına FETÖ operasyonu deniyor. Anladınız mı şimdi? Nasıl bir müftis, şeytanla karşı karşıyasınız? Şimdi Azerbaycan'a gidiyor ve bir kahraman gibi karşılanmak istiyor. Karabağ'ı biz aldık. Selçuk bayrakların siyahlarını aldık diye. Hava atıyor. Rusya, Putin saran verdi Karabağ'a. 16 tane askeri üst kondurdu. Senin askerlerini Karabağ sokmuyor. Sen Azerbaycan'ın toprakları içinden askeri üst istiyorsun İran sınırında İran'la hırç çıkartmak için. Yani Bob projesi çerçevesinde İran'ı üç'e beşe bölmek için kan çıkartmaya, kan davası çıkartmaya çalışıyorsun. 1639'dan beri bozulmayan dördüncü muradın mühürünü bastığı sınırları bozmaya çalışıyorsun. Arkadaşlar ben Süfyan demekle haksız mıyım Erdoğan'a? Haksız değilim değil mi? Evet. Wrong duyur. Bir şeytanla karşı karşıyasınız. Erdoğan'da bir utanma yok. Haramilerine de yok. Bu utanmaz, ağlanmaz adamlarla uğraşmak kolay değil. Dünya çapında global, kirlenmiş, şeytanlığıyla ünlü, nerede şeytan varsa onunla işbirliği yapan, İslam'a ihanet etmiş, Türkiye'ye ihanet etmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ihanet etmiş. Bu şerefsiz kadro toptan temizlenmediği sürece Türkiye'de hiç kimse rahat uyku uyuyamaz. Huzur da bulamaz. Bir adalet de göremez. Bir medeniyet de bulamaz. Bunun böyle olduğunu hepiniz de biliyorsunuz gerçekleri dile getirdiğim için de beni şeytanlaştırıyorlar. Yok etmeye çalışıyorlar. Her türlü pisliği denediler. Ben öyle susturacak bir gazeteci değilim. Hakkımdan gelemediler. Bunların hakkından girene kadar da el er çeken değilim. İster destek verin, ister destek vermeyin. Tek başıma da yalnız da yüzüm. Siz korkak olarak kalırsınız. Bu şebekenin cehennem köpekleri olduğu belli. Hepsi temizlenmediği sürece bütün 15 Temmuz konsorsiyumu katil bunlar. Hizmet katil değil. Hiç kimseyi öldürmedi. Bu yalancıların arkasından gidenler, bu hırsızları destekleyenler ve sessiz kalanlar, göz yumanlar hepsi hesap vermeli. Yarın gözümüz içine bakamayacaklar. Burada tekrar noktayı koyuyorum. Eğer gözümün içine bakmak istiyorsanız hacaret çekmeden insan olmak istiyorsanız mücadelemize katılın. Destek verin. Bari RT yapın. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yurt dışında yaşıyorsunuz. Hala korkuyorsunuz. Yani bir videoya bir tweet'e RT yapmaya, retweet yapmaya korkan adamlarsınız. Tarık Toros güzel bir yazı yazmış. Sizin psikolojinizi anlatan en güzel yazılardan birini yazmış. Aziz Nesin yaşasa acaba aptallık oranını revize eder miydi? Evet, 22 bin takipçim var. RT'den yok. Daha önce 167 bin takipçim vardı. RT ediyorlardı. Hiç olmazsa yani birkaç bin RT'den oluyordu. Şimdi o da yok. Tarık Toros'un yazısını okuyun. İnsanlar risk almak istemiyor. Bilmez, bilmek istemez. İşine bakar. Yüzde seksen böyle. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışında. Nesad etmeye gelmez, uyarılmayı sevmez, her şey bilir, bilmiş takılır. Ama moral e, bozucu, sabırsız, hemen sonuç isteyen adamlardır. Bunlar ülkeyi yönetmez, bunlar yönetilir. Yüzde yirmi benim hedefim. Farkında olan, uyanacak yüzde yirmiyi hedefliyorum. Akıllı, mantıklı vatanını milletini seven, gerçekten seven, Allah'tan korkan. Benim hedef kitlem bu. Yüzde seksen değil. Evet. Vatana ihale etmiş Vatan Partisi gibi şerefsizlerin arkasından gidenler de ülkenin kasaları bomboş, insanlar kana alıyorken bir de onlar tepiniyorlar. Ben Aziz Nesil'in aptal kelimesine katılmıyorum. Carl Jung'un anlayışına göre foolishness diye bir kart vardır. Evet, insanların yüzde yetmişi aptallığı bir ticaret olarak görür. Rahat yaşamanın, asalak yaşamanın bir çaresi olarak görür. Ve tarot psikolojisinde Carl Jung'un tespit ettiği gibi foolishness, aptallık kartı her kartın üstüne düşebilir. Çünkü hayatı aptallık üzerine kuruldu. Cahillik, nadanlık üzerine kuruldu. Aptal olmayı seviyor. O onun politika, hayat anlayışı. Foolishness. Siz aptal olmayı seven bir adamı, aptallıktan vazgeçiremezsiniz. Çünkü şeytan ticari olduğu gibi, aptallık da ticari. Çıkarı var. Menene hayrı var. Azeri tabirle. Kendi çıkarına bakan, pragmatist, aptal bunlar. Ne zaman uyanırlar? Öldükten sonra. Bir abla dün soruyordu. Ne zaman uyanacaklar abi diye. Dedim öldükten sonra. Gerçeğe uyanırlar. Ama o zaman ölmüş olacaklar. Evet dedim. Ölmüş olacaklar. İyi günler arkadaşlar. Durum bu yani. İfraz etmiş, yozlaşmış bir Bunlara el veren